Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Öncelikle ödülleri açacağız, sonra yatırımlara gideceğiz arkadaşlar. Böyle bir takım kurdum. Geçen hafta 100K'lık kadroyla 14.000 aldık arkadaşlar ve bıraktık. Zaten 100K'lık kadroyla alabildiğiniz maksimum win sayısı 14 maalesef. Aldık ve bıraktık. Ve bu kadroyu kurdum bu hafta. Bu kadroyla oynayacağız. 4-2-3-1 oynayacağız arkadaşlar. Modric ve Nainggolan CDM olacak ilerisinde. Bu şekilde kuracağız. Skriniar'dan bayağı ümitliyim. Skriniar'ın kartı güzel duruyor. Umtiti, Alba, Suarez falan da var. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi bu hesap benim Nezih abimin hesabı. Buradan Nezih abime, kardeşim Nezih abime ve Öykü ablamıza selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi öncelikle Rivals ödüllerimizi seçelim arkadaşlar. Öncelikle Rivals ödüllerimizi alalım. Evet, görüyorsunuz zaten Rivals ödüllerini. Fazla tatavaya gerek yok. FUT Champions ödüllerini alacağız. Dediğim gibi yatırımlarımız bu hafta çok yatırım yaptım. Yani 3,5 milyon coinlik bir yatırım yaptım. Bunu da zaten takdiri sizlerle birlikte paylaşmıştım arkadaşlar. Onu da net bir şekilde hatırlıyorsunuz. Oradan da zaten bakarak ne olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten göstereceğim de. Şimdi haftanın takımında arkadaşlar çok fazla böyle yükseldiğim bir kart açıkçası yok. Ama bir şey çıkarsa üzerine kadro kurma gibi bir şey de yapılacak bir Team of the Week değil yani açıkçası. Yani çok enteresan futbolcular yok. Bakalım şansımıza ne gelecek. İlkinden o zaman başlayalım. Bize Allah'ın hakkı 3'tür misalinden. 3 tane kardeşimiz geliyor arkadaşlar. Yani buradan kimi alacağız derseniz. Şimdi Luis Adriano, Caligiuri. Yani Caligiuri yine özellik olarak böyle hani sonradan girip birkaç özelliği falan var diye bu kardeşimizi alalım abi. Hani orta sahaya falan da sokabilirsin. Sonuçta bazı özellikleri uygun diye aldık. İkinci kardeşimizden de Santi Cazorla var. Bilmem ne var. Şu var, bu var falan. Kardeşimiz neymiş böyle? 84 bilmem ne. Enteresan kart. Ya yani yine dediğim gibi Santi Cazorla'yı sırf 83 rating olduğu için arıyorum. Ya yani bunlardan bir şey çıkarmak çok zor. Biliyorum aranızda abi ben şunu çıkardım bunu çıkardım diyecekler ki vardır. Yani şu anda görüyorum abi dediğinizi görüyorum. Çıkıyor abi yani. Çıkana çıkıyor gerçekten ama dediğim gibi bize pek uğramıyor o şans. Şimdi arkadaşlar bana nasıl ulaşabildiğinizi hep soruyorsunuz. Bana ulaşmanız aslında çok basit. Şimdi Twitter adresim var. Twitter adresim @ogxz_ arkadaşlar. @ogxz_. Bana oradan ulaşabilirsiniz ve Twitter'da arkadaşlar herhangi bir bildirim problemi yok. Bu da ne demek oluyor? Bana ne zaman ben ne zaman tweet atarsam, ne zaman bir şey paylaşırsam anında size geliyor. Eğer bildirimleri açarsanız arkadaşlar. Dolayısıyla ben size şu anda hemen kendi hesabımı göstereceğim. Kendi hesabımı göstereyim, direkt oradan takip edin arkadaşlar. Buraları kes. Bu arada ben hani videoları artık şey yapıyorum abi. Gerçekten hani hiçbir şey kesmeden yapıyorum. Çünkü insanlar diyor ki sen şurada şunu kestin, burada bunu yaptın, bilmem ne ettin. Bu arkadaşlar Twitter adresim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi @ogxz_ beni buradan takip edebilirsiniz. Bildirimleri de açın. Instagram adresimde Oguz Erdoğan 2 tane ne var arkadaşlar. Bana ulaşacaksınız ancak oralardan ulaşabilirsiniz. Çünkü hafta içi çok çalışıyorum yani. Hem üniversite hem iş olduğu için dönemiyorum Facebook'tan. Çünkü Facebook Messenger sürekli bozuluyor abi bende. Sürekli insanlar aradığı için mecburen takılıyor. Portekiz kaleci. Evet, görmüş olduğunuz gibi Rui Patricio. Arkadaşlar bunların takımında full Portekizli var. João Moutinho'lar bilmem neler falan. Menajer gelmiş bütün Portekizleri çekmiş. Bu arada gayet iyi paket arkadaşlar. Yani not bad at all ve coins gelmiş. Nice abi, çok güzel. Güzel ya. İnanın abi bu oyunda artık benim paketten bir beklentim yok. Ben direkt artık şey yapıyorum. Direkt trade yapıyorum arkadaşlar. Yani hiç EA'den bir coins gelmesini falan filan beklemiyorum artık. Onu söylemiştim zaten sizlere. Brezilya Luis Adriano mu geliyor? Bakıyoruz, evet Luis Adriano geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Eskiden FIFA'larda çok temiz kartları olurdu. Gerçekten çok temiz kartları olurdu kardeşimizin. Tabii son zamanlarda artık o da kariyerlerinin sonlarına gelecek dayılardan birisi. Bu arada ilk defa 45K'dan para eden bir şey çıkarmış olabilirim bu sene. Yani bu 45K'lardan bir şey çıkaramıyorum arkadaşlar. Ben ne çıkardıysam 35-55'ten çıkardım bu sene. Bunu da net olarak söyleyeyim. Bugünkü videoda sizlerle bir konu daha konuşacağız abi. Benim çok enteresan da yani bence çok enteresan olan bir konu. Bunu zaten sizlerle birlikte konuşacağız, inceleyeceğiz. İspanya sağ orta Mata mı? Mata geldi. 83 görmüş olduğunuz gibi. Abi konu şu. Şimdi Black Friday günü yani mesela markete bakıyorum. Markette kaç milyon item olduğuna falan bakıyorum arkadaşlar. Hatta nasıl bakacağınızı da sizlere göstereyim. Şöyle göstereceğim şimdi. Zaten biliyorsunuz çoğunuzdur. Hani yine de bilmeyen arkadaşlar için gösterelim.
Burada transferlerde markette kaç milyon item olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şimdi bu adamlar 100 bin tane 100K'lık paket çıkardı. Yani 100 bin tane 100K. 24 tane oyuncu çıkıyor arkadaşlar içinden. 2.4 milyon tane oyuncu yapar bu. Ve bu paketler sadece 2 dakikada bitiyor. Yani 2.4 milyon tane oyuncu bir anda sıcacık geliyor. Hadi bunların ya 2 milyonu QXL olsa markette, 2 milyonu QXL olsa da çok yüksek bir rakam. Yani 2 milyonu oyuncu bence QXL edilmez. 2 milyon 400 bölü yani 24 bölü 20. Yani enteresan bir olan biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir oranın olacağını sanmıyorum ama hani en kötü öyle olsa markette 400 bin tane itemin artması gerekir. Bu artmadı abi. 125K'da da artmadı, onda da bunda da artmadı. Herhalde o arada çıkan bütün paketlerde herkes baş çekti yani. Öyle düşünüyorum artık. Demek yani millet bir şey çıkaramadı ki böyle oldu yani. Çok çöptü yani. Vallahi ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü markete hiçbir etkisi olmaz mı abi şeyin yani. Sıfır etki. Gerçekten çok enteresandı yani. Ben çok şaşırmıştım açıkçası. Ben yani bilemiyorum hani o kadar önce çıktığı markete hiç etkisi olmadı falan. Tabii 84'leri falan ben size zaten o taktiği geçen hafta içi vermiştim. 1.5-2K'dan aldım ve sattım ve it's an aynen walkout. Hadi oğlum. Yapıştır Mehmet Ali. Kim oğlum bu? Lan Buffon geldi lan. Ulan Buffon geldi. 88 Buffon. Güzel. Walkout walkout dur. Hayda. Buffon'un sevince bakın beyler. Bu nedir ya? Kobra Necdet gibi. İyi bayramlar Kobra Necdet misali. Buffon welcome to the club. Çok güzel. Welcome to the club mate. Dedik. Aldık. Yanında Davis, Tagliafico falan var. Güzel abi. Philip Koku abimiz var. Çok güzel. Mükemmel bir atlayış. Şimdi 50K'dan billboard çıkmayacak arkadaşlar. Evet şimdi hep birlikte 50K'dan nasıl billboard çıkarılmayacağını izliyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Evet baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle bak ne dedim? Bak görüyorsunuz değil mi beyler? Ne dedim? Ben bu oyunu biliyorum abi. Ben bu oyunun var ya abi her şeyini biliyorum ya. Ben başıma geleceğini seziyorum abi, anladınız mı beyler? Seziyorum ya. Bak ne dedim? Nasıl billboard gelmeyeceğini izleyeceğiz dedim değil mi size? Ve gelmedi abi. Ama biz biliyoruz ya. Biz bir şeyler biliyoruz ya. Ben size söylüyorum abi. Bakın güzel kardeşlerim. Ben size söylüyorum. Yani bu artık bu oyunu oynadım kaçıncı senedir bilmem nedir bilmiyorum. Ama yani çok senelerdir oynuyorum. Tamam mı? Çok senelerdir. Ya bu son 2 senedir 3 senedir gerçekten oyunun boku çıktı. Ya şu paketten nasıl billboard gelmez ya? Nasıl billboard gelmez ya? Hani hakikaten hani bak mesela insan bu kadar oynadı değil mi? Boşuna oynamış gibi oluyorsun yani. O kadar Rivals oynuyorsun, Champs oynuyorsun, bir şey oynuyorsun. Çıkan en iyi adam Buffon. Ya onu çıkaramayan da var yani. Öyle bir boktanlık da var. Ya boşuna oynuyorsun gibi bir şey. Bir de seneye bile sıfırdan başlıyorsun falan. Hani önceden bir hep heyecanla sıfırdan başlıyorduk abi. Coin kasıyorduk da artık bir süre sonra gerçekten insanın yani sıtkı sıyrılıyor beyler. Bunu net olarak söyleyebilirim sizlere. Burada da ödüller var mı ya? Division Rivals'tan ne gelecek ki bize? Division Rivals'tan alalım bakalım. Biz hiç oynamıyoruz bu arada şu anda FIFA arkadaşlar. Pahalı diye kurmadık takım. Kurmayı da şu anlık pek düşünmüyoruz. Bari şu Foot Champs'dan gelen player pickleri açalım. 11 bin aldık arkadaşlar. Burada bir tane yani Champs'a katılmak için oynadık daha doğrusu. Nereye geldi onlar şimdi? Yatırımlarımı gösterecektim zaten sizlere. Ya onlar gelmiyor ama. Hayır hocam. Nereye gitti player pickler? Player pickler nereye gitti abi? Player pick vermiyorum ama 11'ime de player pick vermesi lazım. Neyse onunla uğraşmayacağım şimdi. Direkt size gösteriyorum. Şöyle bir şey yapamıyorum. Mesela altın paketlerine falan giremiyoruz değil mi? Anladım. Evet değişikmişim yani bu da. Player pick'i aslında burada vermesi lazım. Niye vermediğini çözemedim arkadaşlar. Şunları kulübe gönderelim. Şimdi burada yatırımlardan bahsedeceğim sizlere. 3 milyon coinlik yatırım yaptım arkadaşlar. Neye göre yatırım yaptığımdan onları anlatayım şimdi sizlere. Size söylemiştim ben. Demiştim ki mavilerin garantisi geldiği zaman bunları girin alın diye sizlere zaten ben teminlemiştim arkadaşlar. Burada benim aldığım adamları görüyorsunuz. Aldığım fiyatları görüyorsunuz. Şimdi ne yaptım ben burada? Nasıl bir yol izledim onu sizlere söyleyeyim. Öncelikle oyuncu ismine takılmadım. Gittim abi. SBC çıkmadan bu kartların normal Weekend League zamanında ne kadara gittiğine baktım. Daha sonra şu anda ne kadara gittiğine baktım. Ve o kıyası yaparak gidip oyuncuları topladım. Bu Wijnaldum'ları arkadaşlar şundan dolayı aldım. Bunun Team of the Week analizisi olduğu için 30K'dan topladım. O şu an 35K'ya gidiyor. Bunlardan kafa başı 5K karım var şu anda ama daha da artacağını düşünüyorum. Bakın burada almış olduklarıma dikkat edecek olursanız en büyük avantajlarını hem parlayanlar
hem kartları iyi, hem parlayan hem kartları iyi, hem de çoğunun ratingleri yüksek arkadaşlar. Görürsünüz 83-84, 83-84 gibi. Bu sefer tercihimi 83-84'lerden yaptım. Normalde daha düşük topçulardan da alıyordum arada. Ama şu anda almıyorsa arada bir tane Fred almışım görmüş olduğunuz gibi. Ne kadardan almışım mesela Fred'i? Şöyle bir bakalım. 28'den almışız. Hemen şöyle bir Footbin'den mesela şimdi canlı olarak girip bakayım. Fred ne kadar? Daha ucuz da olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. En ucuz ne zaman olabilir biliyor musunuz? Tabii bunu çalışan ya da okula giden insanlar alamaz ama aslında bu kartların en ucuz olduğu saat gece 4-5 gibi oluyor. Yani SBC 9'da ya da 10'da çıkıyor. Gece 4-5 gibi arkadaşlar bu kartlar gerçekten çok daha ucuz oluyor. Tabii yani işi okulu olan insan bunu alamaz ve şu anda Fred 33K'ya gidiyor arkadaşlar. Footbin'den sizler de bakabilirsiniz. Zaten şu anda bile kâra geçmişim dediğim gibi. Buradaki çoğu futbolcudan şu anda zaten satsam da kârdayım. Peki bu kartlar neden hani neye göre artı pazolu diyecek olursanız şuna göre artı pazolu. Ya paketten çıkmıyor tamam bu oyuncular. Yani birden mesela bu hafta çok bundan da çok verler yani bu kartlardan. Çok verdikleri için markette çok fazla var şu anda bu kartlardan. Normalde bu kadar fazla olamaz. Ne oluyor? İnsanlar bunu zamanla alıyor. Tabi paketten de çıkmıyor ve değeri artıyor. Mesela benim burada almış olduğum Freddy adamlar Champs'ı kullanabilir, Malcolm'u kullanabilir. Hani Felipe'yi kullanmasa da Vassi kullanabilir, Lenglet'i kullanabilir. Bu tarz oyuncular kullanılabiliyor ve ben bunu 3 milyonluk yatırım yaptım arkadaşlar dediğim gibi. Yatırımlarımız bu sefer gerçekten de çok büyük. Güzel bir coin inşallah buradan kıracağız gibime geliyor arkadaşlar. Şu anda transfer profitte ne kadarımızın olduğunu da sizlere gösterelim. Şu anda transfer profitte görmüş olduğunuz gibi 23,5 milyon arkadaşlar. Yani 23,5 milyon gayet iyi bir rakam. Buradaki kardeşlerimiz ne yapmış? 36 milyon. Yani bu sene aslında birazcık da para verip paket açsaydım arkadaşlar. Şu anda büyük ihtimalle top 1'e girerdim. Ki bu senenin sonunda da inşallah girmeyi düşünüyorum abi. Bakalım full trade yapıyoruz ama girilebilir. Yani aradaki 13 milyon coin çok diyorsunuz ama zaten şurada benim satacağım şunlar var ya arkadaşlar. Bunlar bana 3-4 milyonluk profit getirecek. Hadi 27 desen 8-9 daha kasılıp girilebilir aslında. Yani bu sene gerçekten trade'e çok önem verdim. Sadece trade yaptım. Takım kurmadım bu sene. Çünkü şu anda futbolcuların fiyatları aşırı yüksek. Gerek yok. Değmez. Bundan dolayı ben kurmadım takım arkadaşlar. Yani şu Ronaldo'ya falan ben bu kadar bu paraları vermem. Ki verecek olursanız da vermeyin. Footmas'ı bekleyin. Footmas 13 Aralık ya da 15 Aralık. O cuma o 13-15 arası işte o hani tam ayın ortasındaki cuma hangi günse bakarsınız takvimden. O gün Footmas gelecek. Footmas da zaten market yine düşecek ama bu sene iyi her şey tersten yapıyor. Yani aslında Black Friday'de market yine çok düşecekti ama saat 5'te pakete çıkarınca millet panik yapmaya başladı. Panik buy yapmaya başladı. Millet panik buy yapınca da arkadaşlar ne oldu? Oyuncuların fiyatı birden hemen artmaya başladı. Şimdi bana soruyordunuz ya nasıl oyuncu sınırsız oyuncu depolanır diye. Bakın arkadaşlar. 100 tane transfer listem de vardı hatırlayacağınız gibi. Zaten yukarıdan da görebiliyorsunuz. Bak şunları göndereyim. Bunlar da elimde kaldı değil mi? Bak yuvarlığa basıyorsunuz abi. Ortadakine basıyorsunuz. Bunu bastığınız zaman ne oluyor? Oyuncular burada atanamayan yeni ögelerini al yerinde bekliyor. Bunun avantajı size nedir? Bir sürü oyuncu istediğiniz kadar sınırsız oyuncu depolayabiliyorsunuz. Tek dezavantajı nedir arkadaşlar? Onu da zaten sizlere söyledim. Mesela mağazada paketim var. Açacaksın. Açamıyorsun. Seni bekleyen ögelerim var diyor. Önce diyor bunları hallet diyor. Bunları halletmeden diyor kardeşim. Ben sana o paketi açtırmam diyor. Bunu dediği için de biz arkadaşlar bu şekilde bekliyoruz şu anda paketlerimizi. Açamıyoruz. Yatırımlarımızı yaptık. Zaten bunu geçen hafta sizlerle de paylaşmıştım. 23,5 milyondayız şu anda. Bakalım bu satıştan sonra ne kadar olacak. Satış zaten satıştan sonra da video çekeceğim. Bekliyoruz abi yani dediğim gibi çok basit bir oyun. Twitter'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sorularınız için oradan takip edebilirsiniz. Ve bu arada hani mesela ben sizin DM'nize 2-3 hafta önce cevap vermediysem neden vermediğimi söyleyeyim. Ben onları görmüyorum abi. Çok fazla DM geldiği için çok alta düşüyor. Şimdi 3 hafta sonra bir yazan bir adama da 3 hafta sonra cevap vermek biraz saçma oldu çünkü adamın sorusu geçmiş oluyor. Hani ben cevap veremediysem bile siz yazın arkadaşlar. Ben gönül cevap veriyorum. Dediğim gibi bu şekilde halledebilirsiniz. Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın. Şu anda 2600 tane aktif üye, günlük en az 400 tane post oranı var. Çok aktif bir grup arkadaşlar. Hepinizi o gruba da bekliyorum. Dediğim gibi olaylar bu şekilde. Umarım eğlendirebilmişimdir sizler arkadaşlar. Pekler bu şekilde oldu. Bu hafta sonu video gelir mi gelmez mi? Şu an içerik bulmam lazım. Yani FIFA'nın yeni güncellemesi birazcık evet yani skill açısından falan güzel olmuştu. Böyle daha fazla iyi defans yapmanız falan gerekiyor ama sadede baktığımız zaman oynayınca çok bir fark olmadığını söyleyebilirim. Gerçekten öyle hani çok açık ara bir fark yok. Tabii serverlar güzelleşmeden hiçbir şekilde oyunun ne olduğunu biz anlayamıyoruz abi. Hani neden anlayamıyoruz? Çünkü aslında oyunun bize vermek istediği şeyi biz göremiyoruz. Yani oyuncularımızı tam istediğimiz gibi kontrol edemediğimiz için
oyunun nasıl olduğunu anlayamıyoruz. Belki bize oyun kötü geliyor. Almanya'daki adamlara iyi geliyor. Niye? Çünkü server Almanya'da. Alman proların hepsine sor, oyun müthişler. Niye? Çünkü adamlar rahat oynuyor abi. Bastığı gidiyor. Presi gidiyor. Her şey gidiyor. Bu birazcık da buna bağlı. Yapacak bir şey yok. Biz de zaten oyunu severek oynamıyoruz maalesef. Oyun kötü ama piyasada başka bir oyun olmadığı için tatlısına, dikenine, taşına, toprağına artık katlanıyorsunuz beyler. Hani yapacak bir şey yok. Taşa, toprağa yine değiyoruz. Bu şekilde dediğim gibi yani sevmesek de oynayacağız. Hani bu kadar coin kastık, yapacak bir şey yok. Ben zaten trade'den eğleniyorum. Sizler de trade yapın, coinlerinizi kasın. 23.5 milyon transfer profit. Devam edeceğiz kasmaya arkadaşlar. Allah gözünüze gönlünüze göre versin. Kendi Foot Champions ödüllerinizden ne çıkardınız? Aşağıya bana yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ama paketlerden değil, player picklerden. Yani o satılamazlar var ya, kırmızı mı siyah mı ne oluyor işte, bilmiyorum rengini. Onlardan ne çıkardığınızı yorumlara yazın. Bakalım kaç kişi bu hafta tavin çekmiş. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Video buraya kadar izlediyseniz demek ki eğlendiniz demektir. O yüzden bir beğeni butonuna basmak bu kadar zor olmamalı dostum. Ve yeniseniz de abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu sene Top 100 Pro Trader olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.